Sezonun ilk yarısı kısır bir gol sorunuyla başladık. Lakin bu yeni kurulan takımlar için çok normal. Çünkü oyuncuya göre bir strateji hazırlama gerekiyor. Bu da zaman alıyor doğal olarak. Ona göre takımı hazırladık. Yaklaşık 4-5 hafta sonra gol sorunu dediğiniz gibi çok büyük gol sorunları yaşıyorduk. Sonuç olarak üçüncü bölgede oynuyorduk. Sadece son dokunuşlar, sonuçlandırma sıkıntısı yaşıyorduk. Onu da çalışmayla giderdik. Yeni takım olduğu için oyuncular birbirini tanımakta zorlanıyor. Yani bu süreç 7-8 haftayı böyle. Lakin biz de yaklaşık son 2-3 haftada işte bu sorunları çözdük. Bakılınca gayet iyi bir yerde bitirdiğimizi düşünüyorum. Yani umduğum kadar olmasa da iyi yerde bitirdik. Ben lig sonuna bakmıyorum. Ben önümüzdeki maç var. Çarşı başı maçı var. Maç bakmak gerekiyor. Çünkü bizim lig çok zorlu bir lig. Bal ligi olmasına bakmamak lazım. İsme bakmamak lazım. Ligde yani bizim gibi de mücadele eden takımlar var. Kafaya oynayan takımlar var. İkinci yarı çok daha zor olacak. Çünkü herkes takviye yapacaktır. Ama tabii bizim bir oturmuş kadromuz var. Çok fazla oynamamakla beraber birkaç tane takviyeyle bunu götürmeyi düşünüyoruz nasipse. Ya benim kendi karakterimle alakalı, takımım da benim karakteriyle olması gerektiğini düşünüyorum. Benim olduğum yerde rehavet olma şansı yoktur. Olmaması lazım zaten. Futbol takımları yani hayalle yaşamaması lazım. Olduğu anı iyi değerlendirmesi lazım ve bu da orada kalmak için mücadele etmesi lazım. Yani bunu rehavet olacak diye düşünmüyorum. Daha iyi olması lazım. Bu orada kalmak çok zor. Zirvede kalmak çok zor. Ve onun da bilincindeyiz. Onu devam ettireceğiz inşallah. Rakip takımlar yine de Trabzon takımları her zaman güçlü olduğu doğrudur. Ama tabii de bizim de ligde yaklaşık benim 6. yılım bu sene Çaycı Hoca'lık yaptım. Bu ligde 6. yılım. Tabii insanlar herkes yaptığı işle alakalı tecrübeleniyor. Bu tecrübeye de dayanarak bazı şeyler geliştiriyoruz. Kendimiz aynı yerde kalmamakla beraber analiz yapıyoruz. Takımları inceliyoruz, araştırıyoruz. O takımlara göre strateji yapıyoruz veyahut da o takımlar bize göre strateji yapıyorlar. Biz buradan kendi stratejimize, kendi takımımızla bir şeyler yaptığımıza inanıyorum. Yani öbür takımlara ne yaptığını pek de benim için o kadar önemli değil. Benim ne yaptığım önemli. Bizim takımın ne yaptığı önemli. O yüzden bu farkı burada görmenizi istiyorum. Yani Trabzon takımın ne yaptığına ilgili beni o kadar ilgilendirmiyor. Önemli olan bizim ne yapmamız. Tabii ki maksimal performans yapan takımları gerektiği gibi kendi analizimizle incelediğimiz zaman elbette önlem alacağımız takımlar oluyor veya onların bize alması gerektiği önlemler oluyor ama biz kendi oyun stratejimizle, oyunumuzla rakiplere üstünlük yapmamız gerekiyor ki onu yaptığımızı düşünüyorum ki o yüzden buradayız. Tabii ki bu pandeminin verdiği bir sıkıntı var futbolcunun üzerinde. Bu 1,5 seneye yakın sporcu arkadaşlar yani bu olayı askıya almışlar. Burada aldığımız zaman antrenman programları, antrenmanlar, maç trafiği o yüzden sakatlık olayı çok fazla oluyor, mecbur oluyor. Bildiğiniz gibi Bal Ligi sonuç olarak maksimal profesyonel bir takım değiliz. Keşke öyle hissedebilse sporcularımız. Bizim bu ligde tam profesyonel düşünme olayımız biraz zayıf ama keşke öyle düşünsek, keşke maç yani futbol oynayacağımızı düşünsek, futbolcu arkadaşlar bunu bilebilse bu sorunlar yaşamayacağız. Ama maalesef ki futbolcunun da bu konuda eksikleri var. Yani işine göre kendini hazırlarsa bu sakatlıklar olmayacak. Yani bu pandemi 1,5 yıl az bir süre değil. Yani sonuç olarak sporcu buna kendisini hazırlaması lazım. Kısmen zorlandık. Performans adamlarımız oynatamadık. Yani her maça tam kadro çıkamadık. Hep bir eksikle çıktık. Ama tabii ki bu da bizi yani şikayetçi olacak durumum yok ama orada var 25 tane sporcumuz. Hepsi girdi gerekeni yaptı ama onlar olsaydı performans anlamında daha da iyi yerde olabilirdik diye düşünüyorum. Kesinlikle Çaylı bir sevdadır. Çaylı mesela öyle bir dışarıda oynayan sporcu arkadaşlar ne kadar üst liglerde oynasalar da Çaylı farklı bir şeydir. Yani Çaylı spor farklı bir duygu, farklı bir hissiyat. Mesela örnek verirsem bazı sporcu arkadaşlarım dışarıda var. Adamın 3'te 2'de oynuyor. Bizim takımın reklamını yapıyor. Bizim takımın maçını takip ediyor adam maça çıkarken. Öyle bir yerde yaşıyoruz. Öyle bir ilçede yaşıyoruz. Yani bunu genele yaymak lazım bu heyecanı. Tabii ki kulübün maddi anlamda yani bu onların finansörünü karşılayacak durumu da olması lazım. Çünkü üst ligden alt lige futbolcu getirmek büyük bir külfet yani. Bunu değerlendirmek, bunu karşılayabilmek bayağı bir iş istiyor yani sonuç olarak. Kesinlikle taraftarımıza teşekkür ediyorum. Çaylı Meydan grubuna çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadı bu konuda. Kesinlikle
çok bir manevi bir anlamda bize bir güç kattı. Bizimle yürüdü ve her zaman şu ana kadar devam ediyor, devam da edecekler. Çünkü taraftarsız bir takım kesinlikle düşünülmez. Takımları taraftarlar büyük yapar. Eğer taraftar yoksa takımlar da yoktur yani. Taraftarsız zor yani, zor bir durum yani. İdmanlara her gün 60 kilometre yol gidiyoruz. Yaklaşık 1 saat yol gidip geliyoruz. Çok zor bir süreç. Ekstra çalışma imkanımız olmuyor. Yani ekstra bir şeyler yapamıyoruz. Yani stadın olmaması, evsiz düşün, göçebe yaşıyoruz sonuç olarak. Ama bu şartlarda buraya gelmek bence 8-9 yıl sonra çaylı olarak, genel olarak iyi bir başarı olduğunu düşünüyorum. Buraya sahiplenmemiz lazım. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yani bunu herkes eğer istiyorsak genel olarak, tabii benim istememle veya sporculara, yönetimin, Çaylı Belediyesi'ni atıyorum, bize destek olan herkesin müthiş bir desteği oldu. Teşekkür ederim hepsine teker teker. Ama bunu genele yaymamız lazım ki bu fırsat yakalamışken bunu bitirmemiz lazım. Çünkü bizim istememiz olmuyor. Bizim istememiz de bu kadar. Lider getirebiliyoruz ama bundan sonraki komple Çaylı'lı hemşerilerimiz, Çaylı arkadaşlarımız, Çaylı dostlarımız, Çaylı diyen herkes bu olaya sahip çıkması lazım. Çünkü bu sadece sahada futbolcularla olacak bir olay değil. Komple, kompakt, bütün olmamız lazım. Bütün olmadan olma şansı yok. Çünkü bu başarıyı başka yerlerden baksak, elimizdeki değerlerin farkına varabilsek, ki dışarıdan baksak daha farklı olur ama içeride nasıl olsa varsa sıkıntı yok diyoruz. Bizim olduğu için sıkıntı yok ama dışarıdan bir insan baksa ağlanıp ballanıyor, biz nasıl orada lider değiliz diye. Hakikaten belki insanlar beni şöyle anlayabilir yani, lideriz ne olacak falan düşünebilir ama öyle değil. Dışarıdaki adam yapmış 3-5 milyon harcama yapmıştır, burada değildir, biz buradayız. Çaylı Spor her zaman yeri zirvedir ama bunu burada tutmamız lazım.